Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size güneş enerji santrallerinde kullanabileceğiniz, sistemin durumunu algılayabileceğimiz, analiz edebileceğimiz sensörlerden bahsedeceğim. Aynı zamanda bu sensörleri güneş enerjisinin haricinde işte sıcaklık değerini ölçmek için, rüzgarı ölçmek için, bu verileri internette depolayabilmek için kullanabileceğiniz sensörler aynı zamanda. İlla güneş enerjisiyle birlikte kullanma zorunluluğunuz da yok. O açıdan oldukça esnek ürünler. Güneş enerji sistemlerinde asıl iş kurduktan sonra başlıyor. Sisteminizin sürekli takip edilmesi, üretilen değerlerin gerçekten performanslı mı yoksa vasat bir üretim mi olduğunun karşılaştırılması adına sisteminizin içerisinde sensörlerle birlikte analiz etmeniz çok önemli. Burada küçük bir hücre görüyoruz. Bu hücreyi panelleri montaj yaptığımız açının aynı açısında yerleştirmemiz gerekiyor ki gelen ışınım değeri ne kadar üretime gidiyor ve o üretim gerçekten gelen ışınıma eşdeğer bir üretim mi? Bunu anlamamızı sağlıyor. O yüzden farklı açılarda koyduğumuz zaman hata mesajı alma ihtimalimiz oldukça yükselir. Bunun dışında şurada mavi renkli gördüğünüz üstündeki etiket soyuluyor ve panelin altındaki o beyaz kısma yapıştırılıyor. Çünkü ortam sıcaklığı farklı değerler veriyor ve ortam sıcaklığının değerinden çok daha yüksek bir panel sıcaklığı değeri çoğunlukla karşımıza çıkıyor yaz aylarında. Bu sebeple ortam sıcaklığı sensörünü ve panel altı sıcaklığı sensörünü ayrı ayrı almamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuzda standart bir basit ortam sıcaklığı sensörü. Bunun dışında ışınım sensörü, ortam sıcaklığı, panel altı sıcaklığı sensörünün yanı sıra rüzgar sensörü de bizim için oldukça önemli. Neden? Çünkü panelin altının ne kadar havalandırılabildiğini görmek adına, ne kadar rüzgar olduğunda panelin nasıl reaksiyon gösterdiğini anlamak adına da rüzgar sensörü oldukça önemli. Burada görmüş olduğunuz bütün sensörlerin üzerinden alınan veriler işleniyor ve inverterimizin güç üretim eğrisinin grafiğinin üzerine yansıtılıyor. Böylelikle bu üretim değerinin karşılığında gerçekten ışınım değeri neymiş, sıcaklık neymiş, rüzgar neymiş, biz bu değerlere karşı ne üretmişizi görme şansımız oluyor. Oldukça elimizi kuvvetlendirecek, sistemin sağlığını anlamamızı kolaylaştıracak ürünler olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sensörlerin cihaza bağlanması nasıl oluyor peki? Bu cihazla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. İnverterin haricinde ya da inverterin içerisinde sensörlerden gelen veriyi algılayıcı, onu bizim anlayacağımız dile dönüştürücü küçük ekipmanlar var. Bu sensörlerin kabloları o cihaza bağlanıyor öncelikle ve sonrasında izleme sistemine aktarılıyor. Böylelikle biz o an kaç derece var, işte rüzgar kaç metre bölü saniye hızla esiyor, ışınım değeri kaç watt bölü metrekare hepsini görme şansımız oluyor. Direkt olarak bu kablo uçlarını inverterin içerisine, dediğim gibi bazı cihazlarda direkt bağlayabiliyoruz, bazı cihazlarda harici olarak bağlantı yapılabiliyor. Mesela burada 4 tane sensör var. Her birinin 2 tane kablosu var. 8 adet toplamda kablo çekmeniz gerekiyor. Her birinin belli uzunlukları var. Çok da kabloları uzatmamak gerekir. Sistemin çatısına bağlıyoruz ya da arazi kurulumlarında. 4 tane temel sensörümüzü kullanabilirsiniz. Nedir bunlar? Işınım sensörü, sıcaklık sensörü, ortamın sıcaklığını ölçen ya da panelin altına yapıştırılan panel altı sıcaklığını ölçen sensörümüz ya da rüzgar sensörümüz. Bu sensörleri tek tek de kullanabilirsiniz ya da bir grup halinde de satın alabilirsiniz. Işınım sensörünü 50 TL'ye de alabilirsiniz, 500 TL'ye de alabilirsiniz, 500 dolara da alabilirsiniz. O yüzden bu yapmak istediğiniz işin profesyonelliğiyle de alakalı. Evet, bugün güneş enerjisiyle alakalı kullanılabilecek sensörlerden bahsettik ve aynı zamanda bu sensörleri güneş enerji sisteminin haricinde ortam sıcaklığını, ışınımı, rüzgarı ölçmek için kullanabileceğiniz sensörlerden bahsettik size. Ve şiddetle tavsiyemizdir, muhakkak sistem yatırımı yaparken izleme sisteminin yanında sensörlerin de
yatırımın içerisinde alınmasını özellikle uygulamanızı tavsiye ederiz. Bu önerimizi dikkate almanızı tavsiye ederiz. Çünkü güneş enerji sistemleri her zaman söylüyoruz uzun soluklu yatırımlar ve onu kendi haline bıraktığınızda üretim tabii ki yapacaktır ama bu üretimi gerçekten performanslı mı yapıyor yoksa bir yerde bir sıkıntı mı var, araştırmamız, müdahale etmemiz gereken bir durum mu var? Bunların hepsini algılamak için, yönetmek için bu tarz sensör bilgileri bizim için çok önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.